İleri oyunda her türlü ortalamanın üzerinde bir güçte olacağım zaten. Aynen, oraya daha hızlı ulaşayım diye zaten düşünmüş. Ben kendim solo queue için soruyorum bu arada. Çok fazla eşya dizilimi var bu arada. Yine son dönemde fiziksel hasar eşya dizilimli Kayıllar'da LPL'de mesela öyle oynandı. Yani çok fazla eşya dizilimi var. İlk vuruşun tabii unutulan özelliklerinden bir tanesi de ilk hasar siz vurduğunuz zaman hafif de bir hasar arttırması var. %10 gibi bir hasar arttırması var. Tank eşleşmelerinde onun da fark yaratabilme ihtimali var. Artı eşleşmesi de kolay bir eşleşme olduğu için. Bunu sormak istiyor musun Dora? Talia'nın mavi tarafta yasaklanmasını sormak istiyorum. Koskoca Ferit Talia oynamıyor mu demek bu? Olmayabilir. Takaslanmak. Farklı öncelikleri var demek. Farklı öncelikleri. Direkt olarak bence. Aynen öyle. Ya oynamadığını asla düşünmüyorum. Tabii ki oynuyordur. GP'de StarScreen'de GP oynuyor. Diğer taraftan baktığımızda. Mesela aynen. Evet. Belki özel bir durum düşünmüş de olabilirler tabii. Bunu ban pick sırasında da göreceğiz. Bence sene önceliği burada. Çünkü şu an Lucian Renata yasaklamalarıyla birlikte Wukong'u yasaklamazsan, Wukong, yani Sena'yı yasaklamazsan ya da Sena Wukong ikilisinden biri açık tamam Sena ilk seçim gelecek şimdi. Diye tahmin ediyorum. Doğru. Holly de çok seviyor. Dün Farfetch'in de oynadığını gördük. Her türlü değerlendirebilirler Sena'yı zaten şu anki. Sena'yı ikisi de oynuyor bu arada. Dün de Farfetch oynadı. yani Swain kuvvet durumda. Bu beni şaşırttı. Ama Viego ilk seçime gitti. Şöyle bir şey diyecektim. Sizi bölmek istemedim ama. Şimdi Sena'nın yani hangi şampiyon olduğu fark etmez. Sena'nın mesela Gwen ve GP için öyle değil ama Sena'nın önlenebilir eşleşmeleri olduğunu düşünüyorum. Mesela tabii. Ellam da röportajda bahsetti. Hani bizim cevabımız vardı gibisinden. Belki Wildcat şu an cevabını kullanmak ya da denemek istiyor da olabilir. Cevap şeyi yapayım mı? Yani, yorumu mu? Tahmini mi? Tahmini. Karma Ezreal'la falan gidebilirlerdi mesela. Olabilir. Evet. Ama oyun ilerledikçe Sena daha fazla güçleniyor olabilir mi? Ezreal menzilden dolayı problem çıkartıyor Sena'ya. Yani çok olabilir, doğru. Yani o mesela Jhin'e karşı da vaktinde Varus'a karşı falan da kontrol olarak tercih edildiğini Ezreal'ın gördük. Yine Aphelios'a karşı neden? Menzil avantajı. Sena uzuyor menzili belki ama yine de Ezreal... Yavaş uzuyor. Ezreal'ın seviyesine gelmesi yaratıyor. Çok vakit alıyor gerçekten. Bu arada, ve Azir %100 seçim yasaklamaya devam ediyor. Sanırım Neremi'nin Sena'sı var mı kariyerinde hiç bilmiyorum. Kontrol ederim onu birazdan ama onlar tabii tercih etmediler. Erkenden Azir Lee Sin geldi. Ben buradan şunu hissettim. Wildcat Sena'yı vermek istedi. Galacticos da aslında almak istemedi. Belki onların da bir cevabı olabilir. Bir bakarsınız seçilmeden de geçebiliriz. Hani öyle şeyler de oluyor çünkü herkes karşılıklı cevap oluyor ama derken Valkes tarafı dedi ki şimdi bakalım gel yanına babacığım. Swain mi gelecek yine Holly'nin oynayacağı şekilde yoksa böyle set geldi. Tam Swain genç geldi, diye geldi. Cümlelere şimdi, devam etmeden. Cevaplarını çok merak ediyorum. Çünkü yasaklama yapma ihtimali, yani yasaklama yapabilir bu ikiliye karşı Wildcat tarafı. Galacticos burada desteğini seçmek isteyecek mi? Shaukatami genelde menzilli şampiyonlardan ziyade her ne kadar oynayabilse de genelde savaş başlatan destekleri tercih ediyor. Yani burada Swain'e karşı tank Swain bile tercih ediyor. Bunu mu istiyor Galacticos tarafı yoksa buraya menzilli çift menzilliyle gidip kulesinin altına hapsedip problem çıkarmak mı? Veya işte Swain de bu arada menzilden çok hoşlanmayan bir şampiyondur. Her ne kadar. Ama işte dövüşmeyi yasaklama tercih ettiler. Gelmeden. Kai'Sa geldi. Yasaklanacaktı muhtemelen. Herhalde Kai'Sa, Naturus vesaire gibi bir şampiyonla gitmek olabilir. İstiyorlar ama Swain bunlardan çok rahatsız olmuyor. Özellikle 6. seviye sonrasında. Bence bu koridorda Swain'den ziyade Sena'yı darlamayı düşünüyor da olabilirler. Evet. Tabii ki Sena'yı yani Anıl'ın, Holy Phoenix'in ellerinde de görebiliriz. Aynı şekilde Farfon'un ellerinde de görebiliriz. Hani o bir tık esnek de seçim oluyor. Evet. Yani ikisi de ikisini de oynuyor. O yüzden çok belli olmaz ama daha çok Sena'nın üzerine gidecekleri bir eşleşme olacak gibi. Çünkü ne yasaklarsanız yasaklayın. Leona'dır, Nautilus'tur, belki Thresh'tir. Hani Alistar gerçi çok tercih edilmiyor ama bir şekilde kafa göz gelecek bir seçim geleceğini düşünüyorum. Rel yasaklaması gelebilir Nautilus'tan ziyade. Çünkü Rel Shaukatami çok oynuyor ve Rel, Lee Sin, Kai'Sa gibi şampiyonlarla kitle kontrol zincirinden çıkarmadan birilerini öldürme ihtimaliniz var. Sena dahil buna. Yine aynı şekilde Swain'i de aslında. Yine burstleyebilirsiniz. Ultisini açmadığında tanklığı sonuçta bir gerçek tank seviyesine ulaşmıyor. Victoria saklaması geldi bu arada. Orta koridora en iyi seçenek olarak sizce Ekko mu kaldı önceki maç gibi bir tercihe gidilir mi? Serin burada ne ister? Yani aslında oyunu nasıl oynamak istediklerine bağlı bence. Dediğin gibi Ekko gibi Assassin Char'lara da yönelebilirler ama daha çok kontrol büyücülerine de yönelebilirler. Viego'ya yani, böyle pozisyon hazırlayacak. Bu da Orianna tercih edilebilir. Mesela ben de aynısını düşündüm yani. Şu plot twist mümkün mü tercih edileceğini sanmıyorum ama Swain'i ortaya gönderip Sena'nın yanına tank. Böyle bir şey de ama Azir'e karşı ama Azir rahat Swain'e sanki çok evet istemez bunu.
LeBlanc gelebilir yine Azir'e karşı. Fena olmayan bir tercihtir ama belli ki scrimlerde Eko'nun birazcık önceliğinin artmaya başladığını görüyoruz. Ama yok. Doi geldi. Burada bir üst koridor kör seçim göreceğiz. Ben daha iyisini düşünüyordum. Bakalım şampiyonumuzu test edeceğiz. Şimdi Zeke bir tane daha aynen rahat öyle. Şey yani bakalım burada İreli'ye gelecek mi? Ben burayı İreli'ye vermezdim ki Kenan geldi. Oo, Kenan Rel kombosunu istediler. Peki Nara karşı koridor aşaması nasıl Kenan'ın? Daha iyisini. Kötü değil. Yani ben açıkçası Kenan'ın iyi olduğunu düşünüyorum bu eşleşmede ama Nar'ın işte Merkür'ü almasıyla belki isterse birebiri düşünüyorsa Hexter'in kralmasıyla Nar artık bayağı güçlü hale geliyor Kenan'a karşı. Ama öyle de Kenan üstün. Yani belli bir seviyeye kadar eşyalar alınana kadar Kenan daha üstün. Takım savaşı bazında da ben Kenan'ı daha çok beğeniyorum Nar'a kıyasla. Çünkü Nar'ın zamanlama sıkıntısı olabiliyor. Yani hep Mega Nar olamıyorsunuz. Ama Kenan iyi bir flash ultiyle, iyi bir pozisyonla bütün takım savaşını dağıtabilecek potansiyelde. Nar da öyle ama bitkinlik Kenan için daha kolay. Peki toplam kompozisyonlara baktığımızda hangi tarafı daha çok beğendiniz? Çok hızlı diyorum. Yani Galactus'un güzel bir kombosu var Rel Kenan'la birlikte. Açıkçası yaptıkları şey beğendim ama yani rakip de Wildcats tarafı da çok rahat, çok rahat olduğu bir alanda oynayacak oyunu. Ama dediğin bir durum da var. Shavi Katami Rel'i çok seviyor. Ekstra oyunlar çıkarabilen bir oyuncu. Ben Gal'ı daha çok beğendim ama Wildcats'in kompozisyonu oynamaya... Daha kolay. Evet, oynaması daha kolay bir kompozisyon. Bakalım ne olacak ama Gal'ı daha çok beğendim. Holly'de bakalım bugün Swain'le tekrardan şov yapabilecek mi? Şimdi günün üçüncü karşılaşma için sözü sunuculara bırakıyoruz. Şampiyonluktaki birinci hafta ikinci günden herkese merhabalar. İki maçı geride bıraktık ve kalan maçların aktarımında ben Yufoni, yanında Triabarne sizlerle birlikte olacağız. Ve bu üç maçın ardından da ilk haftayı kapatmış olacağız. Bir tarafta Denizbank Wildcats, diğer tarafta Galacticos Trial ve ikisi de ilk gün gayet iyi göründü. Özellikle evet. Wildcats biraz geride başlamıştı Galatasaray'a karşı hatırlayacaksın. Yalnız Holy Phoenix'in çok daha farklı bir eşya dizilimini Swain'e öldürülemez bir hale aldı. Ve yine Swain'e oynuyor, yanında senin ne var? Hatırlayacaksındır ben bayağı üstte durmuşum Swain'in bozuk bir hale aldığını ki yeni Swain gerçekten tek başına takım savaşını tanklayabiliyor. Fakat diğer takımlar o kadar öncelik vermiyor Swain'e. Bence verilmeli. Zaman içinde bence anlayacaklar. Bir sonraki yamada nerfleniyor bir de öyle de bir sorun evet, var. Evet bir de öyle bir sorun var. Ama hazır güçlüyken kesinlikle bence tercih edilmesi lazım. Tabii Swain'in şöyle bir olayı da var. Aynı zamanda esnek olarak da bence oynanabilir halde. Evet biz kendi ligimizde sadece şu an Holy Phoenix tarafından tercih edildiğini gördük ama belli bir noktada belki bu kadar hızlı dengelenmeseydi ilerleyen yamalarda, yani ilerleyen haftalarda ya da ilk tercihten seçilip esnetildiğini de görebilirdik. Bir joker haline gelebilirdi. Evet, ya diğer tarafta da tabii analizması üzerinde durdu biraz. Rel ve Kenan tehdidi. Çok iyi bir kitle kontrol zinciri var. Ve onları takip edebilecek işte bir yarı suikastçı nişancıyla yani Kai'Sa ile ki Neravin'in belki de en iyi şampiyonudur Kai'Sa. Evet. Ve son dönemin özellikle tabii dün de bir aile seçildiğini gördük. Bugün de takımlar üzerinde duruyor. Azir. Yani şu anda herhalde orta koridorun en çok gözde şampiyon, en öndeki şampiyonlarından bir tanesi. Gözde şampiyonlarından birisi. Kesinlikle öyle. Hani koridorda sağlam kalabiliyor. Minyon temizleme gücü gayet iyi. Ki zaten tercih edilmesinin en büyük sebebi. Orta oyuna girdiğinde eğer hani çok fazla koridorda darlanmadıysa ve ezilmediyse orta oyunda ciddi bir hasar potansiyeli ve aynı zamanda takım savaşlarının tekrardan takımına kazandırdığı ekstra bir pozisyonla ultisinden dolayı çok değerli bir noktaya geldi seviye 1. Yalnız sıçra oyunu var. Burada sıçramak durumunda kalabilecek gibi görünüyor Farfetch. Hemen bitkinliği arındır attı. Nerem'in hasarını maksimum düzeyde bırakabilmek için ve Farfetch'in iki sihirdar büyüsü gidiyor. Canı bir aile azaldı. Belki yavaş yavaş o koridorda canını yenileyecek ama yani bir sonraki Hex sıçrayla gelecek hamle Farfetch yakalanırsa düşebilir. Evet, aynen öyle. Burada Shavi Katami bence güzel bir seviye bir oyunu yaptı. Çünkü bir noktadan sonra Senna sizi menzilden dolayı rahatsız etmeye başlayacaktı. Hiç o topata girmedi ve can havuzuyla beraber de burada öne geçmeyi başardılar. Ama diğer taraftan işte Holy Phoenix'in attığı bu yetenek atışlarını Neremi'nin yememesi lazım. Çünkü ya, bu sefer de karşısında nişancınızın can havuzunu kaybetmiş oluyorsunuz. Tabii Swain de seviye 1'de çok güçsüz aslında bu tarz sakaslarda. Hani işte rakibi dürterek kitle kontrolle vesaire gayet iyi götürebiliyor ama evet, rakip üzerinize geldiğinde bir yetenek atıyor sonrası 50-50 40-40 otomatik saldırı daha fazlası yok. Yalnız Holy Phoenix 3'te 3 bu arada onu da söyleyelim. Şu ana kadar yetenek atışlarında gayet başarılı. Tabii bir tane daha tutuşur gelebilir. Üzerine tutuşur da geldi. Bakalım Oli Sasha'yla takip edecek mi? Elektrikleri şu anda kullanılabilir durumda değil tabii.
Yani elektrik ver. O bekleme süresi dönmüş olsa bu arada ormanda birebir var. Orta koridorlar buraya yaklaşıyor. Ses dalgası tuttu. Uzaklardan kullanılan bir yetenek. İyi bir yanadı Brokoli'den. Şimdi çok iyi bir sıçra. O kitre kontrol ama tutmuş olsa. Ama nereye gidecek oradan? Brokoli düşecekti ama ters istikamet. Ve onu kovalamaya devam ediyorlar. Ses dalgası tutmadı. Şimdi oraya yaklaştı. Xavi Khatami'den uzaklaşabilecek mi? Xavi Khatami harika bir baraj kurdu orada. Kendisi de uzaklaşmayı başarıyor. Tek bir görev var. Brokoli'yi kurtar ve o da başarılı. Xavi Khatami burada. Oradan Ejder Pit'in içinden Hex sıçrayla yukarı çıktı. Takım arkadaşını kurtardı. Sonra W yeteneğiyle birlikte aşağı atladı. Yani gerçekten bir desteğin yapabileceği ekstra ve maksimum oyunu bu ekranda yaptığını söyleyebiliriz Xavi Khatami'nin. Yani çok iyi oyundu ama bir desteğin yapabileceği maksimum oyun deyince aklıma bu Xerxing'in sonraki oyunu geliyor alt koridorda. Pozisyonel anlamda. Evet, pozisyonel anlamda gerçekten. Xavi Khatami zaten çok iyi bir oynadığı şampiyon zaten biraz... Bütünleşti aslında kendisiyle. Aynen imza şampiyon oldu. O noktada aslında bunlar Xavi Khatami için normal hareketler oldu biraz daha. Üst koridordaki gidişata baktığımızda Star Screen tabii Doran Kalkan'ı başlamak durumunda kaldı bu eşleşmede. Hazır oraya o noktaya demişken de Denizbank Valkes'in belki de en sıkıntılı dönemi şu olacak. Takım savaşlarını yani atıyorum Galacticos takım savaşı başlattığı takdirde durdurabilecek bir yetenekleri yok takım savaşında. Maksimum olay Meganar'ın ultisiyle beraber belki takım savaşından çıkabilirler ama onu ne kadar zamanlayabilirsiniz? Evet, çok iyi bir noktaya değindin aslında. Yani rakip üzerinize koşarken onları ittirebileceğiniz bir yetenek yok dediğin gibi. Evet. Ya bir kişiye belki baloncuk gelir, işte ne bileyim Swain belki bir yetenek kullanır ama Swain genelde rakibin üzerine gitmek isteyen bir şampiyon. Ve başlangıca baktığımızda çok ufak farklar var Denizbank Wildcats tarafında. Bu da tabii minyon farklarından oluşuyor. Şu ana kadar herhangi bir barikat alınamadı. Üst koridorda fena durumda değil Star Screen. Üzerine gelen büyük bir minyon dalgası vardı ve belli ki başarıyla temizledi onları. Serinin biraz burada canını kaybettiğini görüyoruz ama karşılığında da YZN'in çok bir manası yok. O yüzden çok da büyük bir problem olmayacaktır burada. Ve ilk Ejder Bulut. Bu tabi haliyle ruh noktasında belki de en az tercih edilen ruhlardan birisi olan Bulut ruhunun olmayacağı anlamına da geliyor. Şarkatene tabi orada Holy Phoenix'i durdurmak istiyor. Ve üstüne dönüşü bozuldu. Ya Holy Phoenix fena bir hasar bırakmadı Farfetch'de ama hiç sorun değil. Çünkü Holy Phoenix manasını tüketti burada. Bir şekilde üstüne dönmesi lazım. Ve burada minyon dalgası hızlı bir şekilde ittirilmek isterse kaçırabilir bile gelen minyonların bazılarını. Tabi şunu da hesaba katmak lazım. Yufoni, Denizbank Valkes'in alt koridorunun iki şampiyonunda oyunun ilerledikçe güçlendiğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bu tarz takaslarda hem Swain'e hem de Senna'ya bir tanesine bedava ruh veriyorsunuz. Diğerine de bedavadan can havuzunu yükseltiyorsunuz. Yani bunları da bence göz önünde bulundurmak lazım. Doğru. Hani olabildiğince bence burada Galacticos'un aradığı olay takım savaşının giriş ve bitiriş olmalı. 2 ve 2 yani net bir şekilde aranıyorsa. Aksi takdirde bu ufak takaslar bence özellikle Denizbank Valkes adına daha çok iş yapacak oyunun ilerleyen dakikalarında. Bu arada serinden çok iyi bir takas. Arındırı olmadığı noktada Azir'in ne kadar zorlanabileceğini gösterdi bize burada serin. Ve Ejder başlıyor. Tabii rakibinin üstüne dönüş zamanlamasını gayet iyi hesapladı Galacticos. Belki buraya bir şekilde yaklaştı Denizbank Valkes oyuncuları ama biraz da geç kaldılar. Brokoli çok da güvenli bir şekilde ilk Ejder'i kazandırdı takımına. Burada bir savaş istemedi Denizbank Valkes tarafı. Gerek de yoktu. Pozisyonel anlamda biraz nehrin dışında kaldılar ve ekstradan oraya girip dezavantajlı bir pozisyonla takım savaşı yapmak istemediler. Tabii ki burada ilk adım atan Galacticos olduğu için daha da avantajlı bir pozisyondaydı. Starscream burada direkt Merkür adımlarını almış. Ufak bir defansif eşya. Peki Kennen için birçok rün tercih edilebiliyor Trial. Neden yenilmez bu karşılaşmada? O ekstra hasara bence ihtiyaçları var bu oyunda. Ki arka tarafa hani bu şekilde bu ürünle beraber gidiğiniz zaman arka taraftaki o özellikle kırılgan hedefleri tek başınıza yok edebiliyorsunuz. Bazen Kennen hasarının böyle hani %70 götürüp %30 kaldığını görürüz. Hani bence bu ürün bunu ortadan kaldırıyor. Evet, Starscream Mega olduğu gibi biraz da artık defansı geçirmek isteyebiliriz Zize Koray'ı ve Ferret de üst koridordan bir şey çıkmayacağını anlayıp kendi ormanına geri döndü. Tabii dakika neredeyse 8'e geleceğiz. Henüz skor yok karşılaşmada. Ve Farfetch'in de sihirdar büyüleri geri döndü tabii. Bu arada üst koridorda kullanılan bir ulti var. Starscream sıçramak zorunda kaldı. Zizek çok fazla sıktı rakibinin canını. Buraya bir destek gerekebilir. Ferit de henüz seviye 6 olamadı tabii. Belki bu alacağı orman kampı seviye 6 yapacak onu.
Mars bunlara dikkatli olması lazım. Ya Merkür'ün adımlarından bir direnç geliyor işte, kitle kontrolden sıvışma geliyor ama canavuzu o kadar az ki Minink'en. Evet. Nar'ın haliyle çok da kırılgan kılıyor onu. Diğer tarafta brokoli alamete başlamış. Starscream görmedi sanırım. Şimdi muhtemelen... Biraz daha kör bir noktada çünkü. Evet, Yezden oraya hareket etti. Galacticus şu ana kadarki bu ilk 9 dakikalık bölümdeki harita hareketlerinde Denizbank Valkes'e göre bir tık daha hızlı ve daha niyeti, daha kararlı. Peki bunu şampiyonlara mı bağlayabiliriz yoksa Galacticus gerçekten çok mu temiz olmuyor arkadaşlar? Bence şampiyonlara bağlayabiliriz de burada Valkes çok fazla bu sıkıntı duruma düşmek istemiyor. Bu arada brokolinin üzerine bir hamle, iyi bir sıçra. Saşartı olmadı da çıkacak gibi görünüyor ama Yezene'yi kim kurtaracak, o da sıçradı. Starscream onun peşinde. Serin de geldi o partiye. Yerden bir sıçra daha buluyor. İlk kan Serin'e gidiyor. Toplamda 3 tane sıçra kullanan bir Zoe. Ve bir anda orada nehrinin etrafında başlayıp üst koridor 2. kulenin etrafında biten bir ufak bir takım savaşı izledik. Ve skor da burada Serin'e gitti. Takımın yine ana taşıyıcılarından bir tanesi olduğunu hatırlatalım senin de. Avantaj kazandığı zaman gerçekten bunu hasara yansıtma konusundaki en iyi oyuncudan bir tanesi senin. Nerem'in de kendini burada biraz bir boşluk buldu. Bir tane burada barikat gelecektir. Evet, Holy Phoenix yine kaldığı yerden devam ediyor eşya dizilimi konusunda. İlk eşya olarak dolmuş yürek. Devamında yine rakibinde iki tane büyü direnci. Daha doğrusu büyü hasar odaklı şampiyon olduğu için doğanın kudreti gelecektir ve bu tekrarını izliyoruz. Serin de buradan güzel vurmuş bu arada yıldızı, yani ekstra hasarla birlikte, ama brokoli üst tarafı saçartan olarak biraz da Yezene'yi kötü bir pozisyona da itmiş. Ardından zaten burada senin söylediğin gibi 3 tane sıç arka arka atıcısı Serin zaten o aradaki mesafeyi kapattı ve ilk kanı da aldı. Yani Holy Phoenix'in şu an üzerinde 113 zırh değeri var. Yani erken oyunda bir nişancının görmek istemediği bir değer bu. Karşınızdaki şampiyon ne olursa olsun o zırh çok aşılabilecek bir zırh değil erken oyunda. Evet, bir de şu var aslında. Şimdi alt koridor biraz bu hani olaya ben Shavi Katami gözünden bakmak istiyorum. Hani genelde bu tarz destek oyuncularının hedefi hep rakip nişancı olur veyahut da kırılgan hedef olur ama yani Farfetch geride oynuyor. Holy Phoenix önde oynuyor. Holy Phoenix çok rahat bir şekilde şu an bu zırh denen ön taraflara çıkabiliyor. Bu da sizin canınızı sıkıyor. Shavi Katami olarak oynadığınızı düşünün. Bu noktada o zırh değerli şampiyon çok girmezsiniz 2v2 için söylüyorum bunu. Gözünüz hep Farfetch'te ama Farfetch'te bu sefer hep geride oynuyor. Evet, o mesafeyi kapatmak hiç kolay değil. Ya hata yapmadığı sürece çok zor ve tabii 3v2'de işler biraz değişir. Bu arada alt koridorda sıçrayla birlikte bu oyun hedef Holy Phoenix. Yarı canını şimdiden kaybetti. Brokoli de yaklaşıyor buraya. Ulti. Yalnız çok fazla hasar. Farfetch'in de arkadan desteğiyle birlikte ilk skor geldi. Holy'nin üzerine herkesi bulunan bir Holy ölmüyor. Holy tutuşturma var, ölmüyor gerçekten. Ferret de geldi buraya ve geri çıkmak durumunda Galacticos oyuncuları. Ne var ne yok atıldı, Trial düşüremediler Oli'yi. Düşürmediler yani, tutuştur da vardı burada, onu da söyleyelim. O can değerini kazanma kısmı da bir noktada sınırlandırıldı ama ona rağmen Holy Phoenix burada hayatta kaldı. İşte tam o zırh değerlerinden bahsediyorduk. Buyurun size zırh değerleri. Zırh değerleri. Şimdi donmuş yürekle bitecek üste döndüğünde. Evet. Ve biraz erken güçlenen bir Swain var bu sefer. Yani hem erken güçlendi hem Senna'nın orada ultisiyle beraber üstlerinde Q'sundan verdiği iyileştirmeyle birlikte inanılmaz zaman kazandırdı orada Holy Phoenix ve skor da almayı başardılar. Ya başlangıçta bırakılan o anlık hasar hiç fena değildi aslında, evet. Ama devamı gelmedi. Bitirici vuruşu yapamayınca Swain'e, Senna'sı varken arkada senin dediğin gibi kalkanlar, iyileştirmeler. İşte bir daha izliyoruz. Yine Shavi Katami burada sıçrayla beraber takım savaşını başlatıyor. Tek hedefleri bu Holy Phoenix'i düşürmek ki yani... Bakar mısın %20'yi düşüyor, ondan sonra can yenilemeyle birlikte ki üstüne bir de Neramin'den ulti geliyor hani o. Ama Neramin burada yükleri patlatamamış, 5'te kalmış. Yanı sıra öyle bir zamanda bitkinlik atıyor ki Farfetch. Brokoli geldiği gibi tekme de atamıyor zaten, evet. Hasar vuramayacağım diye. Yani o anlık hasarı Brokoli'nin destekleyebileceği bir pozisyon olsa belki teklenebilirdi. O pozisyonda Swain ama Brokoli de uzak duruyor haliyle. Ve alamet hala kullanmadı Brokoli. Ejder öncesi artık bir şekilde bırakması lazım. Süresi de çok yok. Aslında Galacticos yine burada gelip ufak bir görüş almak adına hamlelerde bulundu ama şimdi o tamamen tabii ki de temizlenecek. Starscream yukarıda bakalım. Mega oldu Starscream, sersemletiliyor. Rakibin üzerine gitmeye devam ediyor. Sıçrası gelmek üzere ama muhtemelen bu savaşa yetişmeyecek. Yavaşlattı onu, sonra bir sersemletme. Hala kullanabileceği bir ulti Starscream var. Starscream bu birebiri kazanacak gibi görünüyor. Son bir sersemletme. Sıçrayla çıktı Zizek. Ve Brokoli yetişiyor şimdi buraya. Tabi alamet kullanılınca artık anlaması lazım. Evet, anlaması lazım. Starscream sıçra atmak zorunda kalacak. Şu anda geldi sıçrası. Brokoli onun peşinde. Ses dalgasına zamanında sıçra ama. Burada bir... Öngöremedi sanırım Starscream. Öngöremedi ama galiba alameti durdurmak için Serin buraya bir ışınlan attı. Bakalım
O biraz daha brokoli şey Star Trek'ini korumak içindi sanki. Alamet barikat altınlarını getirdi ama yani üst koridordaki birebirler bir aile heyecanlı Trial çok yakın geçiyor şu ana kadar. Yani erken oyundan itibaren başladı bu birebirler ve iki tarafa da gidebilirdi senin de söylediğin gibi. Diğer taraftan alt koridorda Farfetch ve Holy Phoenix bir boşluk buldu. Bakalım buradan bir barikat almayı başardılar. Toplamda iki barikatı aldılar. Üçüncüsü bakalım gelecek mi? Barikatların düşmesine de 35 saniye gibi bir süre var. Bir tane de aldılar. Evet, daha fazlası çıkmayacak gibi. Ve dakika 14 itibariyle yaklaşık 500 altınlık bir üstünlüğü olacak Denizbank Wildcats'ın. İlk eşyalar da gelmeye başladı. Sen zaten donmuş yürekten basmışsın. Diğer taraftan da Kraken bitti. Üst koridorda roket kemer geldi. Yani yavaş yavaş ana eşyalar gelmeye başladı. Bir sonraki takım savaşının daha böyle patlamaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Her iki taraf için de onu söyleyelim. Peki bir dönem özellikle MSI öncesi çok fazla yetenek gücü zayı oynuyordu hatırlayacaksın. Hangisi daha keyifli sence? Yani nişancı gözünden bakarsak bence Zaya biraz daha kolaya kaçma gibi görünüyor. Çok pardon, Kaysa Zaya. Kaysa. Yetenek gücü biraz daha basit. Yani sonuçta hani W atıyorsunuz, haritanın görülmediği bir noktadan atıyorsunuz. Yani bir tane tuttursanız rakibi üste gönderiyorsunuz. Hani kazancı daha fazlaydı. Bence dengelenmesi yolda. Hatta gereğinden fazla bile metoda kaldı bence. Tabii tabii yani. Belli bir noktada işlik topu tutuyor. İki saniye sonra bir daha atıyorsun. Ve hasar gerçekten etkileyiciydi. Dediğin gibi ama artık çok daha eski düzene fiziksel hasar, Kraken'le işte kimi zaman kritik hasar düzenli eşya dizilimleri yapılıyor Kaysa'ya. Şimdi üst koridora bir kez daha yöneldi Ferit ama yani şu ana kadar Ferit'in rotasyonlarında pek bir şey çıkmıyor üst koridordan ve alamete başlayacak. Brokoli ise haritanın şu anda ters tarafı. Ya Ferit bu oyun üzerinde zaten genelde baktığınızda böyle çok böyle baskına gitmedi. Daha fazla kendi ormanında hani farma yattı diyelim. Bilmiyorum hiç mi yaptı. Diğer taraftan da Brokoli'nin baskınlarını hep karşı baskın aradı aslında. Yaptı. Çok fazla hani bir tanesinden başarılı oldu diğerinde de. Hani genel olarak zaten ormandaydı. Ve ilk kuleyi alan taraf Galacticos. Önemli bir avantaj tabii. 2-0 gerideyken ilk kuleyi alıp 1000 altınlık bir avantaj yakalamak çok değerli onlar adına. Ferit de ikinci alameti kuvvetle muhtemelen orta koridor kulesini kullanmak ister. Ekstrem bir durum yaşanmadıkça şimdi orta koridorda bir savaş bizi bekliyor gibi görünüyor ama çok erken gösterdi şefkatim kendi. Daha fazla zaman harcamak istemedi o da çalıda. Ve üste dönüşler de gerçekleşiyor. Star Spin'de hemen koridoru ittirmek istiyor tabii. Bunun cebinde de bayağı bir altın var diye tahmin ediyorum. İlk eşya bitmedi. Evet 1200 altın ilk eşyayı tamamlamak için yeterli olacak tabii. Yani üst koridordaki minyonlardan oluşan işte barikatlardan oluşan farklı bir aile fazla. Holy Phoenix'in üzerine anlık hasar yetmedi şimdilik. Senna'dan da destek geldi. Holy Phoenix'ten iyi bir kitle kontrol. Can da yeniliyor. Brokoli'den ses damlası kaçtı. Sıçraya bitkinlik anında geliyor. Yeterli olacak mı acaba? Zizek neden zon yaptı bilinmez. Ama en sonunda gelen isim. Çok zaman YZN oluyor. YZN kazandırdı burayı takımına. Dediğin gibi Holy Phoenix yaklaşık 20 saniye oyaladı. Ama takım arkadaşları çok uzaktaydı oraya. Yani diğer taraftan yine Farfetch'in attığı bir kavuşmayla birlikte yine o ekstra zaman kazandırıldı ve takım arkadaşları buraya geldi. Birebir bir değişim. Diğer taraftan da Zizek şu anda haritanın her tarafında. Bundan önce de hatırlayacaksın bir 30-40 saniye önce de şu orta koridorda bir serini yokladılar. Oradan bir şey çıkmayınca alt koridora gelip çalıdan orada Holy'ye bir ninja baskın. Peki üst koridor ışından kullanmak isteyecek mi Zizek? Kuvvetle muhtemelen atacak oraya ışını. Olabilir. Orta koridor daha yakalanması var. Ferit'e önce ulti. Sonra Seçi oradan uzaklaşıyor ve Zizek de ışınlarını korumak istiyor Ejder için. Diğer taraftan, dalgası bıraktı. Evet. Ejder de geliyor 30 saniye içinde. O yüzden hani kullanmaması kesinlikle daha mantıklı. Ama ultisi yok. Yani belki biraz takım savaşının orada o karşılıklı bakışmayı uzatırlarsa ultisi de gelecektir. Burayı da tekrardan izliyoruz. Tabii koridordan geldiği için Holy muhtemelen burada Zizek'in olduğunu anlamamış. İşte kavuşma geliyor. Ardından Brokoli de mesafeyi kapatamamış. Mesafeyi kapatsaymış belki Holy Phoenix bu kadar yaşamayabilirmiş. Yine orada Brokoli Holy Phoenix yanına gelen yine bitkinlik geliyor Farfetch'ten. Hasarın bir kısmını düşürüyor. Ki yani buraya YZN ışından kullanmasaymış belki Holy Phoenix daha fazla yaşayabilirmiş. Yo, belki de. Orada orta koridor kulesini aldınız Mark Wildcats. İkinci alameti gayet iyi kullandılar. Hatta ikinci kuleye de hasar vermesini sağlıyorlar. Hiç fena bir ikinci alamet kullanımı değil. Ve dakika 18. Ferit takımına ikinci ejderi kazandıracak. Karşılaşmanın bu denli yakın geçmesini bekliyor muydun Trial?
Ben açıkçası bekliyordum. Galacticos ki dün de kazandı. Evet, iki takım da dün galibiyete ulaşmayı başardı. Yani şimdi Galacticos için aslında biraz daha geride dönmek isteyeceğim. Yani geçen seneki performansını hatırlayalım aslında. Geçen mevsim. Hep böyle erken oyun müthiş, orta oyun harika. Son böyle o pastayı böyle dikersin ya mumlar. O noktada hep sıkıntıları vardı. Hatta çok oyun kaybettiler. En az 7-8 tane oyun kaybetmişlerdi. Doğru, ama bu sene kadro olarak da çıtayı bayağı bir yükselttiler. Kesinlikle çok daha iddialı bir kadro. Evet. Yalnız şimdi bakalım Holy Phoenix burada 5 kişiye karşı sol taraftan gelip 2 kişi sıkıntı çıkartabilir. Yezene yaklaşık neredeyse canının yarısını kaybetti. %40 civarında bir hasar bıraktı Holy. Starscream. Şimdi Starscream ters bir nokta daha. Mini formunda çok da kırılgan. Farfetch'in ulti kalkanı yeterli değil onu korumak için. Savaşın devamını Denizbank Wildcats isteyecek mi acaba? Serin. Nerebi'nin sıçrasını almayı başardı burada. Denizbank Wildcats sayı avantajı rakibinde olmasına rağmen gayet sağlıklı durumdalar. O yüzden savaşın devamını da isteyebilirlerdi ki Galacticos çok fazla oralı olmuyor. Şimdi ortadan gidiyorlar. O kuleyi istiyorlar tabii. Nerebi'nin canının çok sağlıklı bir seviyede olmadığını da biliyorlar. Ama hazır burada belki milyonları temizleyebilir. Ama yani 4 kişi varken önünde o riski de almak istemiyor Yezene. En iyi ihtimalle sıçrasını kaybeder çünkü herhangi bir risk alırsa orada. Uyku baloncuğuna karşı kullanabileceği bir arındırı vesaire de yok. O yüzden bu kuleyi bırakmak durumunda kaldı Galacticos. Aldı kule sayısını Denizbank Wildcats'le 2'ye çıkardı. Yalnız Galacticos şu ana kadarki bölümde bu çalı oyunlarını gayet iyi yapıyor. Özellikle Zizek hani görebildiği ve olabilecek bütün çalılara pusuyor. Tabii biz daha henüz Rel artı Ken'in kombosunu görmedik. Evet. Bu genelde olursa Baron tarafında olur. Ve dakika 27'de geliyoruz. Yani söylediğin ek olarak şunu da ekleyebilirim. Yani olur da Zizek veyahut da Shavikatami'den herhangi bir tanesi arkaya sarkabilirse, yani Galacticos için belki de en iyi senaryo. Bu iki şampiyondan bir tanesinin arka tarafa sarkıp Denizbank Wildcats'in beklemediği noktadan takım savaşını başlatabilmesi. E tabi zaten hem Sena hem de Zoe, Zoe zaten direkt olarak takım savaşı istemez. Bir şekilde üzerine biri kapandığı zaman yapabilecekleri çok kısıtlı şampiyonlar. Çok zor çıkışları yok. Hani onları koruyacak biri var mı diye bakıyorum. O da çok fazla yok. İşte belki Megadar birilerini ittirebilir. Belki Holy Phoenix bir kitle kontrol sağlayabilir ama çok da mümkün değil gibi. Hı hı. Ve şimdi YZ'nin alt koridorda onu karşılamaya Starscream gidiyor. Eşyalara baktığımızda biraz Starscream'in canı sıkılabilir bu eşleşmede. Ve Neram'in de hayalet dansçısını bitirmişken diğer tarafta Holy Phoenix doğanın kudretini tamamlamak üzere orta koridorda. Çok iyi başlattı. Shavikatami'den ulti kullanıldı. Farfetch yok oluyor. Holy Phoenix'in üzerinde 4 kişi var ama Holy hasar mı almıyor? Neler oluyor orada? Şimdi Zizek katıldı takım savaşına. Zizek ultisiyle maksimum hasarını çıkardı ama yine Holy'yi düşürmek için yeterli değil. Zizek vurur. Yani Shavikatami'nin canı da azalmış durumda. Serin hasarını bırakamıyor rakibine. Ama bu kadar fazla organizasyon sonucunda tek bir skora memnun kalmış mıdır Galacticos emin değilim. Onu bunu bilmiyorum ama Shavikatami şu an inanılmaz pozisyonlar yaratıyor takımı için. Gerçekten Rally maksimum seviyede oynuyor şu dakikaya kadar. Bu arada Serin rakibini uyuttu orada. Patlama hasarını bıraktı ama şu dakikalarda çok da can sıkmıyor hasar. Çizmeleri de sanırım iyi oyun çizmesi Serin'in. Evet, evet, oradan bir ekstra bir nüfuzu da yok. Ve dakika 22, aradaki altın farkı 2000 Galacticos lehine. İkinci eşya olarak hiçlik değneği istiyor YZN'e. Ve şu ana kadar verilen hasarı görüyoruz. Tabi Zizek'in verdiği hasarın önemli bir kısmı üst koridordaki takaslar sonucunda ama haricinde de hiç fena işler yapmadı evet şu ana kadar. Bu dakika itibariyle bence gayet kabul edilebilir bir hasar rakamına ulaşmış. Ya bu arada Sven metada böyle kalacaksa verilen hasarın yanına bir de alınan hasar grafiği de eklenmesi gerekecektir. Yani çünkü yani Sven o kadar fazla hasar tutuyor ki üstünde. Yani iki tane eklenmesi lazım. Alınan hasar, iyileştirilen değil, hasar. Değil mi? Bir de o var. Bir de o lazım. Bir de o lazım. Gerçekten kit olarak. Yani bir de bunun hani özellikle şunu eklemek lazım. Dayanıklılık yamasına denk gelmesi. Hani işleri bir tık daha yani rakip takımlar için daha da zorlaştırdı Sven oynayan takımlara karşı. Tabii bir sonraki yamada bir zayıflatma alıyor ama ya Holy Phoenix dün röportajında o zayıflatma çok büyük oranda etkilemez diye dile getirdi. Ama illaki biraz daha sanki cezbediciliği gidecek.
Bu arada bu Deniz Bank Valkes için 3. ejder. Galaktikos ejderi başladı. Uyku baloncuğu. Uyku baloncuğunun üzerine oturdu. Yezene. Takım savaşı başlıyor. Şavik Atami girdi araya. Şimdi kullanılan bir ulti var Zizek'ten ama Polyphenix'e isabet ediyor. Şimşekler çok fazla hasar verdi. Oli yok ediyor orayı. Yerdartı Starsekler'in iki kişi üzerinde tutarken Zizek düştü. Ve yakalanan diğer isim Yezene. Uyutulan bir kişi var. O kişi Brokoli. Ormancı düşünce ejder çok kolay. Baron'a sinyaller gelmesi lazım şimdiden. O baron gidecek orduyu falan ama Polyphenix orada 3 kişi yerine mıhladı ve takım savaşını aslında kazandıran büyük bir hamle oldu. Diğer tarafı zaten sen söyledin, Starscream'in haritanın üst tarafında, o nehre iniş tarafında ki iki kişiyle de oradaki o arayı kapattı. Yani Denizbank Wildcats bu takım savaşını bence kusursuz oynadı. Ve 3. ejderin ardından baron da rahatlıkla gelecek gibi duruyor. Tamam, ilk hafta böyle geçti ama ikinci hafta bu Polyphenix'in Swain'i artık yasaklanmalı bence Trial, ne diyorsun? Yani böyle giderse artık hani ekiplerin de yasaklamaktansa kendi havuzuna bence Swain oynama. Yani o da olabilir. Ama Swain bu eşya dizilimiyle oynamıyor normalde. Evet. Ya Aytaşı'yla bile oynanıyor, onu söyleyebilirim sana. Evet. Normal destek eşyasıyla beraber de oynanan bir eşya dizilimi var. İşte maskeyle, Liandry'le oynanan eşya dizilimi var. O yüzden hani ben sezon öncesi biraz Swain konusunda hype'lıydım aslında. Hani eşya dizilimi olsun, koridor olsun yani... Uzun dönem sonra bu kadar flex bir şampiyon yok muhtemelen. Olmadı yani. Evet. Yine. Ve pozisyonun tekrarı. Tabii Azir'in burada uyku baloncuğuna yakalanması biraz can sıkıcı Galacticos adına. Uzun süre hasar bırakamıyor. Şuraya dikkat edelim, Polyphenix. Şurası. İki kişiyi birden yakalamış. Yani iki tane taşıyıcı orada yakalamış. Zaten canlarını tek başına yavaş yavaş türüttüğü için uzun vadede hasar da bırakmış. Diğer tatlı da zaten Brokoli Nepoloji orada uyku balonu cennetten sonra çok fazla bir şey yok. Evet, ve Denizbank Valkes artık yavaş yavaş sürücü koltuğuna geçen taraf. Arada belki pek bir altın farkı yok gibi görünüyor ama 3 ejderin getirdiği avantaj ve baron güçlendirmesinin en az 2 dakika daha devam ediyor oluşu onlar adına çok iyi haber. Bu arada Starsucker'ın ikinci eşyası Randuin. Genelde nar oyuncuları artık yavaş yavaş ikinci eşyasını Randuin'le doldurmaya başladı. Ya açıkçası şöyle kağıt üzerinde bakıldığında işte can havuzu az, ne bileyim tanklık katan başka bir eşya yok. Randuin çok sağlıklı görünmez ama işte o yavaşlatma efekti özellikle çok değerli kılıyor. Megan Arken özellikle Randuin. Şimdi bakalım, seviye 13 oldu Polyphenix. Tam bir general gibi dön önden gidiyor zaten bu eşya dizilimiyle. En önde durmasına çok da bir sıkıntı yok. Hasar göğüsleyebiliyor. Ya kronometre alır mı diye düşündüm ama Alaz Cever'den yana kullandı tercihini. O ekstra %10 bekleme süresi daha izliyor. Biraz daha cana uzun arttırıp. Yani çok kronometreye gerek duymuyor. Çünkü hasar yetmiyor Galacticos'ta. Yani hiçlik değneği var işte. Morello var üst korda orada ama. Yani anca şey olacak. Oyun böyle çok ilerleyecek. Yüzdelik hasar vuran bir nişancı işte Kog'Maw'dır, Vayne'dir. Belki bu tarz şampiyonlar kesebilir ama. Ki dün gördük. Bunu Kog'Maw. Aynen öyle ama oyunlarda o kadar işte dakika 35-40'ları görmüyor. O yüzden bu Swain'in önüne şu ana kadar geçmek çok güç. Bir çözüm de üretemedi. Ne dün Galatasaray ne de bugün Galacticos. Tabii hala karşılaşma bitmiş değil ama. Yani galibiyet şu an için tamamen Denizbank Wildcats'a bakıyor. Büyük hatalar yapılmadığı sürece. Ama tabii Galacticos aslında orta oyunu dakika 20'leri gördüğümüz altında 1500 altın öndeydi. Ondan da biraz bahsetmek lazım. Oyunu kazanabilecek şansları da vardı ama işte o ejderdeki takım savaşı bence planları biraz bozdu. Yani o kadar tek taraflı bir takım savaşı beklemiyorlar 4'e 1. Bu 4'e 0 bile olabilir. Muhtemelen 4'e 0. Farfetch düştü herhalde, düşmedi. O zaman 4'e 1. Emin değilim ben de, 4'e 0 da olabilir. Tabii devamında Baron da geldi. En son takım savaşınlardan ve bir dakika sonra Okyanus Ruhu. Yani bu arada Nerem'in yakalanıyor. Ya, kullanmak istemedi. Ya biz hep Okyanus Ruhu'nu eleştiririz Trial ama bu kadar uzun süren takım savaşları, yani Swain'den çok fazla bahsettik ama evet, bir kez daha söyleyelim. Ölmeyen bir Swain'de Okyanus Ruhu nasıl bir etki yaratır ya? Hasar vuruyor bir de devamlı. Yani o ruhu tetiklemekte, yani özel tetiklemede çok bir sorun da yaşamayacak senin de söylediğin gibi. Hep rakibin içinde çünkü. Aynen, aynen. Deneyecek mi bakalım Ferit burayı? Sersemlet ve tutmuyor. Starscream'in üst korda orada. Şu anda Meganar formunda. Yaklaşık 30 saniye sonra ejder var.
Tabii Deniz Bank Valkes de çok fazla böyle karanlık yerlere girmek istemiyor. Ejderi bekleyip belki nehir üzerine yine bir önceki Ejder'deki savaşa yakın bir takım savaşı arayabilir. Ya bu arada şu anda Star Screen'in karşısına birini istiyorlar. Hiç Ejder'de aceleci olmuyor Valkes. Ki Star Screen'de koridoru o kadar güzel ayarlanmış, görüyor musun? İki tane minyon dalgası böyle sıraya geçmiş. Ve mavi güçlendirmeyle kurtların orada atılabilecek çok iyi bir ışınlan totemi var. Bir kontrol totemi var. Biraz uzak bir nokta. İsterse yakına da hemen o küçük yalının yanındaki toteme de kullanabilir. Şu an ve attı. Şu anda atıyor. Hiddet Barı da gayet iyi durumda. O kontrol toteminden buraya doğru yaklaşan bir 16 seviye nar var. Yalnız o Hiddet Barı'nı biraz zor doldurması gerekecek. Starscream şu anda takımdan ayrı fakat Brokoli'nin canını bayağı azalmış durumda. Brokoli rakibinin üzerine gitti. Emin mi gerçekten bundan? Şimdi geri çıkma kararı alıyor. Tekmeyi de atmak durumunda kaldı. Orada bir 2'ye 1 varken kalan oyuncular rakibinin üzerine gitmeye devam ediyor. Şimdi Ferit'ten bir hamle ama Brokoli'den iyi sıçrağın eriminde çıkmak durumunda kaldı. Ulti ile birlikte Brokoli'den güzel bir hamle. Yalnız ilk düşen isim YZ ne oluyor burada? Şimdi araya giren bir Şevkat M var. Gitti, kontroller uygulanıyor ama hasar yok. Serinden 2'deki Zizek'ten güzel bir ulti yeterli olmayacak. Yeterli olmayacak çünkü yani bu hasarı oyun biter. Yetmiyor Galacticos'un bu kadar tank şampiyonlara. Ama Galacticos'un oradaki bence en büyük hatası özellikle narın ışınlarını gördükten sonra 2'ye 3 şekilde ayrılmalıydı. Bazıları mavi güçlendirme orada kaldı. Diğer tarafta nehrin üzerinde kaldı. Ortak bir karar verip bence narı gördükleri an, yani narın orada olduğunu aldıkları an diğer tarafta nehrin üzerinde Denizbank Valkes'in üstüne koşmaları gerekiyordu. Bunu da yapmayınca takım savaşını yavaş yavaş kaybettiler Rüfani. Evet ve 29 dakikanın sonucunda da Denizbank Valkes ikinci galibiyetini alıyor. İlk haftayı kayıpsız olarak geçmeyi başarıyorlar. Liderlik koltuğundaki yerlerini koruyor onlar. Ve yani Galacticos erken oyunu gayet iyi götürdü. Ama ne zamanki Beyciler Savaşı, dün olduğu gibi Galatasaray karşısında.